Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda SARS, COVID-19, koronavirüs salgını ile ilgili derlediğimiz bilgiler doğrultusunda insanlığa faydası olabilecek bilgileri sizlerle paylaşacağız. 2019 Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinde bir balık pazarında ortaya çıktığı saptanan, hayvandan insana geçen bu virüsün henüz tam olarak nasıl insana bulaştığı veyahut da bunun bir takım karanlık güçler tarafından insanlık için bir biyolojik silah mı olduğu henüz hiçbir kanıt ve belge yokken, bir varsayım olarak değerlendirilirken esas salgının yayılması, bütün dünyaya ulaşması 6 ay gibi bir zaman diliminde bütün dünyayı sarmıştır. Avustralya'dan İspanya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Brezilya'ya, yani Japonya'dan atıyoruz İngiltere'ye kadar dünyanın her tarafına yayılan bu SARS koronavirüsü nasıl insanlığı etkisi altına alıyor? Öldürücü özelliği hangisidir? SARS virüsü genellikle çöllerde, yabani hayvanlarda, büyük toynaklı hayvanlarda olan bir hayvan virüsüdür. Hayvanları etkisi altına alan bir virüs türüdür. Ancak bu virüs hayvanlarda çok önemli bir etki etmezken insanlara geçtiği takdirde değişime uğrayarak, yani sizin anladığınız dilde mutasyona uğrayarak öldürücü sonuçlara ulaşabilmektedir. Koronavirüsü ise bir insan virüsüdür. Yani geçmiş günlerde bu COVID-19 salgını yokken yaşadığımız grip, nezle, soğuk algınlığı gibi vakalara sebep olan bir virüs ailesinin alt türü veya da üst türüdür. Esas insanlığı etkisi altına alan, öldürücü özelliği olan SARS virüsüdür. 2002 ve 2007 yıllarında da SARS, MERS gibi, kuş gribi gibi ve domuz gribi gibi vakalar ve salgınlar kısa çaplı oluştu ve çok kısa zaman diliminde de bunlar mutasyona uğrayarak, değişime uğrayarak yok olmuştur. Ancak bu virüsün de henüz şu an için böyle bir değişime uğramadığı, ancak bazı ülkelerde bunun değişime uğrayarak daha çok bulaşıcı ve daha az etkili olduğu yapılan açıklamalarda belli olmaktadır. İnsanoğlu modern tıp yokken doğadaki şifalı bitkileri, otları kaynatarak hastalıklarına şifa aramakla birlikte çare aramaktaymış. Ve son 50 yılda modern tıbbın gelişmesi neticesinde bakterilere nüfuz eden, etki eden antibiyotikler, ilaçlar ortaya çıktıktan sonra iskorbit hastalığı, zatürre veyahut da verem, kızamık gibi, kaba kulak gibi birçok salgın hastalıkların ilacı, aşısı vardır. Ancak bu yeni tip koronavirüsü SARS virüsüyle birlikte oluştuğu için şu an için tıbbın elinde bu hastalığı tedavi edebilecek bir ilaç, hap, şurup veya aşı henüz geliştirilmemiştir. Ancak geçmiş yıllarda özellikle sıtma hastalığında kullanılan bir takım ilaçlarda bu koronavirüsle mücadelede bu ilaçlardan istifade edilmektedir. Yaptığımız çalışmalar ve araştırmalar neticesinde doğadan gelen bir mucizenin, bir ağacın, bu ağaçtan elde edilen meyvenin yağı bu virüsleri öldürebildiğini, yok edebildiğini öngörülmektedir. Bu ağacın adı palmiye ağacının bir türü olan Hindistan cevizi ağacı ve Hindistan cevizinin içinden elde edilen yağı da antimikrobiyal etkilerinden bahsedecek olursak grip, kızamık, hepatit, herpes, SARS ve diğer ciddi sağlık risklerine neden olan virüsleri öldürür. Aynı zamanda ülser, boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, zatürre ve bel soğukluğuna neden olan bakteriler de öldürür. Son olarak Hindistan cevizi yağı saç kıran sporcu ayağı, pamukçuk ve kızarıklığa neden olan mantarları ve mayaları gidermede de yardımcı olduğu gibi
Sedef ve egzama hastalıklarına neden olan virüsleri de öldürebilmektedir. Bunu yaparken Hindistan cevizi yağının özünde bulunan anne sütü içinde bulunan etkin bir maddenin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bu kandaki antikorların gelişmesini sağlayarak bu yüksek antikorların oluşturduğu etkilerle bu virüsleri öldürdüğü öngörülmektedir. Bunu ben kendim kafadan sallamıyorum. Herhangi bir ürün satmak için ve ürün üretip paraya çevirmek için sıkmıyorum, sallamıyorum. Bunu güvenli internet sitelerinde ve bu sağlıklı şifalı bitkiler üzerine yayın yapan internet sitelerinde yaptığım çalışmalardan dolayı elde ediyorum. Ve ben de bunu sürekli kullanıyorum. Bunun yanında da günlük olarak 2-3 güne bir 1-5 gram kadar üzerlik tohumunu ağız içine alarak çiğneyerek yutuyorum. Ve bu Hindistan cevizinin yağını da bir bardak suyun içine 2-3 damla damlatarak biraz karıştırarak bunu içiyorum. Ve son derece sağlıklı bir solunum yollarına sahip olabiliyorum. Artık bunun bir şifalı bir yönü olduğunu kendim kullanarak da öğrenmekteyim. Bunun yanında Hindistan cevizi diş bakımını destekleyici özelliği olmaktadır. Plak oluşumunu, ağız içinde koku oluşumunu, çeşitli diş sorunlarına neden olan iltihaplanmayı giderilmektedir. Diş çekilmesi sonrası oluşan plakları gidermektedir. Obezite, şişmanlık gibi sorunlara karşı da faydalı olmakla birlikte tiroid hastalıklarına da iyi gelirken düzenli Hindistan cevizi yağı kullanırken tiroid kanserine yakalanma riski de azalmaktadır. Kemik erimesine karşı savaşırken artrit ve romatizma ağrılarına da iyi gelmekle birlikte azaltmaktadır. Yani biz bu COVID-19'da bu öldürücü etkiye sahip olan SARS virüsüne karşı suya düşen yılana sarılır atasözüyle Hindistan cevizinin yağını, Hindistan cevizini her ne kadar bu salgını önlemekte bir aşı, ilaç ya da bir hastalığı kesmek için bir etkili bir aşı olarak da kullanılamasa da hastalığı ağır seyreden kişilerde ölüm oranlarını düşürebilir. Ölüm oranlarını düşürmekle birlikte A grubu, kan grubu olan veyahut da immün yetmezliği olan, bağışıklık sistemi zayıf olan, özellikle kansızlık ve anemi hastalığı olan kişilerde Hindistan cevizini yağı içirilerek, yani bunu bir bardak suyun içine 3-5 damla damlatılarak, hafif karıştırılarak içirilerek koronavirüs salgınına muzdarip olan kişileri bunun çayını yaparak kullanılarak bundan istifade edilebilir ve bunun yanında hurma da Hindistan cevizinin alternatif olarak da bir palmiye ağacı ürünü olan Hindistan cevizinden ziyade hurma meyvesi de tükettirilebilir. Ancak Hindistan cevizi yağı virüsler üzerine öldürücü bir etkisi olduğu internet sitelerinde apaçık yazmaktadır. Bunun yanında antibakteriyel özelliği olmakla birlikte yaşlanmaya karşı da antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklerinden de zengin olduğu kayıt edilmiştir. Tekrar ediyorum. Antimikrobiyal etkileri, Hindistan cevizi yağı, grip, kızamık, hepatit virüsü, herpes, SARS ve diğer ciddi sağlık risklerine neden olan virüsleri öldürür. Aynı zamanda ülser, reflü, hazımsızlık gibi sorunlar, boğaz enfeksiyonları, solunum yolları enfeksiyonlarında ve idrar yolu enfeksiyonlarında zatürre ve bel soğukluğuna neden olan bakteriler ve virüsleri öldürür. Son olarak da Hindistan cevizi yağı, saç kıran, sporcu ayağı, pamukçuk ve kızarıklığa neden olan mantarları ve mayaları da gidermede yardımcı olduğu gibi sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarında da faydalı olmaktadır. Yani anne sütünün içindeki
bir madde Hindistan cevizinin yağının içinde olduğu için bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanda yüksek miktarda antikor oluşmasını sağlayarak bu nedenle SARS virüsünü öldürücü, yok edici veyahut da hastalığın seyrinin çok daha iyi, hafif bir grip gibi geçmesine de sebep olarak bu mucizevi bitkiyi de kullanarak bu salgın döneminde bundan istifade edebiliriz. Bu aktarlarda bunun 20 milimlik bir Hindistan cevizi yağı 10 lira gibi bir fiyata satılmakla birlikte belki de hayat kurtaran bir formül olabilmektedir. Hazreti İsa'nın doğumunda da Hindistan cevizinin bir diğer türü olan palmiye ağacı türünden olan hurma meyvesi de apaçık Kur'an-ı Kerim'de faydaları yakalar Yüce Allah tarafından kitabımız Kur'an'da da ayetlerde apaçık bir şekilde delil olarak belirtilmiştir. Ve biz zaman kaybetmeden daha fazla ölümlerin oluşmasını engelleyerek Hindistan cevizi yağını koronavirüse müptela olmuş, yakalanmış kişilere bir panzehir olarak kullanabiliriz. Bunun herhangi bir yan etkisi olabilir mi? Herhangi bir yan etkisi uzun vadede kullanıldığı takdirde her ne kadar şişmanlık ve obeziteye karşı zayıflamada da tok tuttuğu için faydalı olduğu gibi uzun vadeli kullanmada da obeziteye sebep olduğu gibi bir takım